Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir papyon yapımı videosu çekeceğiz. Böyle bir papyon yapımı. Bakalım. Bunun için bize 3 adet 40 cm uzunluğunda çubuklar gerek. 3 adet 40 cm. Biz bugün çubuklarımızı 2 milimlik çubuklar aldık. Ama örgümüzü ise 1,5'la yapacağız. Şimdi öncelikle şu 3 tane çubuğumuzu ortalıyoruz. Tam ortasını buluyoruz. Bunu metreyle de yaparsınız. Tahminen bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde yumuşak, ıslatılmış ve gayet elastik olan, biraz daha yumuşak, hassas şeyleri, rattanları seçin. Sert olursa kırılır. Çünkü devamlı döndüreceğiz. O sizi yarı yolda bırakabilir. Şimdi örgümüze başlıyoruz. Bu şekilde. Üçünü çubuklarımızın arasındaki mesafeni olabildiğince kısa tut. Mesafe kısa olsun. Ve sıkı bir örgüye başlıyoruz. Bu şekilde. Şimdi çubuklarımız örgüyü ilerledikçe biz çubuklarımızın arasındaki mesafenin açılmasına dikkat edelim. Çünkü ben bugün tam bir 4 santim, 5 santime kadar açılsın. Şimdi beraber yapacağız. Döndürürken parmağınızla böyle bir tutturun ki çubukları arasındaki mesafeyi kontrol edebilirsiniz. Mesafe genişlemesi gerek. Bakın, dikkat ederseniz ben parmağımla tutturuyorum. Yapacağınız papyonun büyüklüğüne göre buna da karar verebilirsiniz. Ben bir 15 örgü geçtikten sonra aradaki mesafeyi küçültmeye başlayacağım. Biraz devam ediyorum. Şimdi aradaki mesafeyi de ölçelim. Şu anda 4 santimi geçmiş. Kaç tane örmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane. 2, 3 adet de geçtikten sonra tekrar mesafeyi küçültmeye başlıyoruz. Bunun için az bir şey içe doğru çektirerek örgümüze devam ediyoruz. Kendiliğinden zaten toparlanmaya başlıyor. En geniş kısmına gelene kadar kaç sefer örgü ilmek attıysak, ne kadar örgü yaptıysak o kadar eşit bir sayıda da arayı kısaltana kadar devam edeceğiz. On adet gelmişiz şimdiye kadar.
Devam edelim bir 3-4 sefer daha. Burada çubuğumuz koptu. Alt tarafı iç kısmına geleceği için zarar yok. Burada çubuğumuz bitmiş de olabilirdi. Ekleme yaparak devam ediyoruz. Aradaki mesafeyi burada da olabildiğince küçültüyoruz. Bir tarafı tamamlandı. Şimdi diğer tarafını yapacağız. Bunun için yeni bir örgü alıyoruz. Çubuklarımızı sağ taraftakini sol tarafa, sol taraftakini sağ tarafa geçiriyoruz. Orta şeritte olan zaten dümdüz duruyor. Bakın her iki taraftan da net gözüksün diye açtım. Burada da mesafeyi olabildiğince küçük tutarak örgümüze başlıyoruz. Buradaki mesafenin aynısı olması gerek burada. Sayıyoruz. 1, 2, 3. Az bir şey eksik, onu da tamamlayalım. Daha sonra mesafeyi daraltmaya başlıyoruz. Şekilde olacak.
mesafeyi olabildiğince küçültüyoruz. Bu şekilde. Şimdi fazlalıkları kesiyoruz. İyice ıslatalım. Şimdi yuvarlak bir şeyle bu şekilde, yok burası alt tarafı, dikkat edelim ters tarafını yapmayalım, bu şekilde yuvarlıyoruz. Bir iki santim bırakıp fazla gelen kısmını kesiyoruz. Aynen o şekilde diğer tarafı da yapıyoruz. Eşitledik. Fazlalıkları kesiyoruz. Şimdi bu şekilde bunları biraz daha kısaltalım. Bir taraftaki çubukları diğer tarafa bu aradan kaydırıyoruz. Böyle iki tarafı da eşit bir şekilde. Sıkı bir şekilde sarıyoruz. Bu şekilde. Diğer taraftakini keselim. Şimdi bunu bizi yardımıyla içeriden kaydırıyoruz. Önce üç tarafını düzenleyelim. Ve buradan geçirmemiz gerek. Fazlalıkları aldık. Burayı tekrar kabarık yapmamız gerek. Böyle arkadaşlar. Bakın. Her iki tarafı güzel oldu.